الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين آمين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Bugünkü dersimiz Tebbet suresinin tefsirini inşallah yapacağız. Gerçi İhlas suresinde Samet kelimesinin biraz manası kalmıştı değil mi? O Samet kelimesi birkaç ifade kalmıştı. Ne manaya geliyordu? Onu bitirip Tebbet suresinin tefsiri inşallah. Samet, hani kul huvallahu ahad, Allahu Samad, Allah Samad'tır. Yani Allah ganidir, hamiddir. Allah kulların üzerinde kahirdir, hakimdir. Allah yemez içmez, doyurur doyurulmaz. Samad'ın manası. Allah halkının fani oluşundan sonra da baki kalandır. Allah hariç yeryüzündeki her şey yok olacaktır. Kullu şeyin halikun illa veşehu. Evet. Allah ebedi ve ezeli olandır. Yok olması imkansızdır. Hiçbir mekan yok iken Allah vardı. Keza ne zaman ne arş ne kürsü ne bir insan ne bir cin yok iken Allah vardı. O şu anda daha önce nasıl ise öyledir. Samad kelimesinin manası. Samad ölmez, kendisine varis olunmaz olandır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Samad, Allah uyumaz, uyanılmaz. La tehuzu sinetun ve la nevm. Allah hiç kimsenin sıfatıyla nitelenmez. Allah aybi, kusuru, noksanlığı olmayandır. Kemal sıfatlarıyla muttasıftır. Noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah başına belaların gelmediği zattır. Allah Celle Celaluhu. Samet kelimesi uygun değildir. Abdussamet olması lazım. Yalnız başına Samet güzel değildir, uygun değildir. Allah bütün sıfatlarda, sıfatlarında ve bütün fiillerinde kamil olandır. Allah galip gelen ama mağlup edilmeyendir. Allah herkesten müstağni olan, hiç kimseye ihtiyacı olmayandır. Allah mahlukatın keyfiyetine muttali olmaktan ümidini kesmiş olduğu zattır. Allah gözlerin idrak edemeyeceği zattır. La tudrikul absar ve huve yudrikul absar. Allah doğurmamış, doğurulmamış olandır. Çünkü doğuran herkese varis olunur. Doğrulan her şeyde mutlaka ölür. Cenab-ı Allah için bu söz konusu değildir. Allah üzerinde, yukarısında hiç kimse bulunmayan büyüktür, en büyüktür Allah Celle Celaluhu. O eksiklikleri ve fazlalıkları bulunmaktan, değişikliklere ve farklılaşmalara mahal olmaktan ve zamanların, mekanların, anların, yönlerin kendisini kuşatmasından, içine almasından münezzehtir. İşte Allah Celle Celaluhu Samet sıfatının manası odur. Evet. Evet, Tebbet suresi, Kur'an-ı Kerim'de Tebbet suresi 111. sure-i celile. Kur'an-ı Kerim'in 111. suresi 5 ayet-i kerimeden ibarettir. Bu surenin bir takım isimleri vardır. Her ne kadar Tebbet suresi olarak biz biliyorsak da yine Suretul Leheb, Suretul Mesed, Mesed suresi, Leheb suresi, Tebbet suresi, Suretul Tebbe diye isimleri vardır.
Neden bahsediyor bu sure? Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş bir sure-i celiledir. Bu sure-i celil hepinize malumdur ki Ebu Leheb'ten bahsediyor. Değil mi? Ebu Leheb. Tebbet yeda Ebi Leheb. Ebi Leheb'in elleri kırılsın. Ebi Leheb'in soyu nesli tükensin. Evet, diye başlıyor. Ebu Leheb, Ebi Leheb kimdir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasıdır. Ama iman etmedi, küfre gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in amcalarından Hazreti Abbas radıyallahu anhu, Hazreti Hamza radıyallahu anhu iman edenlerden idiler. Şehitlerin efendisi Arslani Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas. Ebu Talib için rivayetler vardır. Onun hakkında biz ileri geri konuşmuyoruz. Belki ümit ederim ki o da iman edenlerden idi. Bugün derse gelmeden önce gece hep rüyada Ebu Talib'le uğraşıyordum. Ebu Talib nasıl biridir diye dün hep araştırdım. Rüyamdan da bu gece hep onunla uğraşıyordum. Ve Ebu Talib'in Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok emeği geçmiş, onu himaye etmiş, 12 yaşından itibaren yanına almış, 8 yaşından itibaren hani dedesinin yanından kendisine teslim edilmiş, 4 yaşında annesini, 8 yaşında da dedesini kaybedince, dedesi daha vefat etmeden önce amcası Ebu Talib'e teslim ediyor. Diğer çocukları da var ama Ebu Talib'e teslim ediyor. 12 yaşında beraber ticarete gidiyorlar. Peygamberimiz de götürüyor. Birçok alametler tabi zuhur edilmiş ve peygamberliğini ispat edecek bir takım belirtiler onu muhafaza edip koruyordu. Peygamberlikten sonra da çok himaye etti. Ölüm yıldönümü de hüzün senesi, hem kendisinin hem Hazreti Hatice annemizin aynı yılda vefat etmesi, o seneye hüzün senesi de deniliyor. Ebu Talib bir rivayette öldükten sonra Peygamberimiz mezarının başına gidip Allah'a dua ediyor. Allah-u Teala'nın iradesiyle mezar açılıyor, Ebu Talib diriliyor ve iman edip tekrar vefat ediyor. Bir rivayet öyle var alimlerin. Bir rivayette de iman etmişti, imanını gizlemişti. Eğer gizlemeseydi peygamberi himaye edemeyecekti. Rivayeti de var. Bazılarını da Ebu Talib de küfre gittiğini söylüyorlar ama inşallah bizim inancımız inşallah küfre gitmemiştir diyoruz. Ebu Leheb aduvallahi ve rasulihi, Allah ve Resulünün düşmanı. Bakın peygamberin amcası ama Allah'ın ve Resulünün en büyük düşmanı Ebu Leheb. Ellezî kâne şedîdül adâi li Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'a şiddetli düşmanlıkta bulunan birisi. Yetrikû şuğluhu ve yettebi'ur Resûl sallallahu aleyhi ve sellem liyusida aleyhi da'vetehu. İşini gücünü bırakıyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peşine düşüyor. Peygamberimiz gözüne kestirdiklerini imana davet ederken hani bazı panayırlar kuruluyordu. Mecaz, ukaz panayırları, o panayırlarda Müna'da da bir panayır kuruluyordu, anlatmıştım değil mi Nurettin Bey? O panayırlarda insanları davet ediyordu. Hani şimdiki fuar diyorsunuz ya, fuarlar. O zaman da panayır deniliyordu. Ticaret için her ülkeden, her şehirden gelenler vardı. Peygamberimiz gidiyordu oraya, gözüne kestirdiklerini onlara Allah inancını, tevhid inancını aşılıyordu. Onları İslam'a davet ediyordu. Ebu Leheb de işini, gücünü bırakıyordu. Gidiyordu peygamberin arkasına, hem onu taşlıyordu ayakları kanayıncaya kadar. Hem de bu delidir, buna uymayın diyordu. Kendi yeğeni birisi anlatıyor, diyor, baktım ki birisi bir şey söylüyor ama arkasında da biri var, buna uymayın diyor, taşıyor onu. Sordum kimdir, dediler ki bu Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem, yabancı bir insan. Nedir diyor, Allah inancına davet ediyor insanları. Peki onu taşıyan kimdir? O da amcası Ebu Leheb'tir dediler. Hayret ettim.
onu himaye edeceğine, koruyacağına ona en büyük düşmanlığı yapan amcası. Evet. Ve yasuddun nase anil imani bihi. İnsanları ona iman etmekten engellemeye çalışıyordu. Ve bunun üzerine Allah-u Teala Celle Celaluhu yaptığı o düşmanlığından dolayı bu sureyi celileyi inzal etti. Tabi hanımı da aynı şekilde yine peygambere yaptığı düşmanlıklardan en büyük düşmanlardan biriydi. Sure-i Celile'nin nüzul sebebi İbni Abbas radıyallahu anhu diyor ki وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Ayet-i Celilesi inince ya Muhammed yakın akrabalarını uyar. Yakın akrabalarını, akrabin akrabalarını. Önce onlardan başla. Önce onları imana davet et. Önce onları inzar et, uyar. وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Bu ayet-i celile inince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesine çıktı. Tabi evi ne kadar yakın Safa tepesine değil mi? Hacca umreye gidenleriniz biliyor. Ve Safa tepesinde şu anda bir minare var. Mekke-i Mükerreme'de 9 minare var. Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Muazzama'nın 9 tane minaresi var. Tabi tadilat yapılıyor şu anda. Bir kısmını yıkmışlar ama yine Allah-u Alem 9 tane olacak. Medine-i Münevvere'nin 10 tane minaresi var. Mescid-i Nebevi'nin. 9 oluşunun sebebi işte Safa tepesindeki o bir minareyi yıkmamışlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bu ayet-i kerime inince Safa tepesine çıkıyor ve orada yakın akrabalarını imana davet ediyor. Onları uyarıyor. Sa'den Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ala Safa ve nada. Safa tepesine çıkıp ve sesleniyor. Ya beni Fehr, ya beni Adi, libutun min Kureyş'in hatta ictema'u. Kureyş, beni Haşimoğulların soyları, baba adlarıyla onları seslenerek hepsi de peygamberin sesini duyup yanında toplanıyorlar. فَجَعَلَ الرَّجُلَ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَخْرُجَ اُرْسِيَ اَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ الْخَبَرِ Hatta imkanı olmayıp gidemeyen kimse de kendi adına birisini gönderere git bakın Muhammed ne diyor diye oraya gönderiyordu. Feştemaat Kureyş ve ca'amu Ebu Leheb. Kureyşler yanında toplandılar. Amcası Ebu Leheb de geldi. Fekalu ve ma varak. Kale sallallahu aleyhi ve sellem araeytukum lev ahbartukum enne khaylen bil vadi teridu en tugayyire aleykum ekuntum musaddiqi. Peygamberimize görüşün nedir? Hayırdır? Niye bizi burada topladın? Demeleri üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eğer size desem ki Ebu Kubeys Dağı, kralın sarayının olduğu yer, Ebu Kubeys Dağı'nın arkasında düşman süvarileri var, düşman birlikleri var, atlılar var ve sizinle savaşmaya geliyorlar desem, ekuntum musaddiki, bak arada da var, görmüyorsunuz. Ben size desem ki bu dağın arkasında atlar, süvariler var, gelip sizinle savaşacaklar, sizi öldürmeye çalışacaklar, teğyir edecekler, e musaddiki, ekuntum musaddiki, beni tasdik eder misiniz? Bana inanır mısınız? Bakın, demiyor gelin iman edin önce. Nasıl hitap ediyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Kalu na'am. Dediler ki evet. Ma cerrabna aleyke kezîben fakat. Kattun. Ma cerrabna aleyke kezîben kattun. Hiçbir zaman asla seni yalanla denemedik. Yani hiçbir zaman yalan söylemedin. Elbette ki inanırız.
Ne soruyor, nasıl cevap alıyor onlardan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Fe inni nezirun lekum beyne yedey azabin şedid. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zaman, ben sizin için gönderilmiş bir nezirim, uyarıcıyım. Beyne yedi azabin şedid. Önünüzde şiddetli bir azap vardır. Yani öldükten sonra ahiret var, kıyamet var, cehennem var. Hesap var, kitap var. Yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz. İnancınızdan, itikadınızdan, imanınızdan sorguya çekileceksiniz. İnni nezirun lekum fe inni nezirun lekum. Ben sizin için bir uyarıcıyım. Allah beni beşir ve nezir olarak göndermiş. İman edenleri müjdeleyici, inanmayanları da azapla korkutup uyarıcı olarak göndermiştir. Herkes susuyor, kimseden ses yok. Bunun üzerine فَقَالَ لَهُ اَبُوْ لَهَبْ sükut ettikten sonra bir miktar, bir müddet durakladıktan sonra Ebu Leheb kalkıyor. تَبَّنْ لَكَ يَا مُحَمَّدْ اَلِهَذَا دَعَوْتَنَ الْيَوْمِ Haşa. Ellerin kırılsın, haşa. Ellerin kırılsın Muhammed. Haşa. Soyun neslin tükensin. Yani bugün bunun için mi bizi topladın? اَلِهَذَا دَعَوْتَنَا الْيَوْمِ اَلِهَذَا جَمَعَتَنَا bunun için mi bizi bir araya getirdin? Bunun üzerine Allah-u Teala Celle Celaluhu تَبَّتْ يَدَا اَب۪ي لَهَبْ اَب۪ي لَهَبٍ elleri kırılsın. Allah cevap veriyor Peygamberin adına. Peygamber bir şey söylemiyor. Allah-u Teala cevap veriyor. Tebbet yeda Ebi Leheb. Ebi Leheb'in elleri kırılsın. Onun soyu nesli tükensin. Emeği boşa gitsin. Ve tebbe. Tekrar, tekit, pekiştirme, tekrar. Ve tebbe. Yine. Tekrar. Ebu Leheb'in elleri kırılsın diyor Allah. Ma eğna anhu malu ve ma keseb. Onun malı ve kesbi, kazancı, evlatları onu Allah'ın azabından kurtaramaz diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Ona fayda veremez. Seyasla naren zâte leheb. Allah-u Teala Celle Celaluhu ileride yani kıyamet gününde onu leheb, alevli bir ateşe atacaktır diyor. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Ve emraatuhu hanımı da Ümmü Cemil adında hanımı hammaletel hatab cehennem odunun taşıyıcısı olarak o da cehenneme atılacaktır. Fi cidiha hablum min mesed onun boynunda hanımının boynunda halka, cehennem halkası olarak cehenneme atılacak ve o halkadan iple çekilecektir nauzu billah. İşte bunun üzerine bu sure-i celile nazil olmuştur. Yani Allah-u Teala buyuruyor, Ebu Leheb'in elleri kırılsın. Ebu Leheb zarar etti, Ebu Leheb helak oldu, Ebu Leheb şekavette kaldı. وَخَابَ وَخَسَرَ وَضَلَّ عَمَلُهُ ameli boşa gitti. Hiçbir fayda vermedi ona. وَقَدْ هَلَكَ وَخَسَرَ الْاَوَّلْ yani helak oldu, hüsrana düçar oldu. اَهْلَكَ اللّٰهُ وَقَدْ هَلَكَ Allah helak etsin ve helak da oldu. Evet. Ebu Leheb'in adı Abdü'l-Uzza bin Abdülmuttalif'tir. Ebu Leheb künyesidir. İsmi Abdü'l-Uzza bin Abdülmuttalib. İsmiyle anılmamış. Neden? Çünkü Uzza putun adıdır. Senemin adıdır. Yani putun oğlu. O put ismi geçtiğinden dolayı Allah-u Teala o isimle
Kur'an-ı Kerim'de Ebi Leheb diye zikretmiş, o künyeyle, o lakapla, dememiş Abdülüzzan'ın elleri kırılsın. Bunu da bilginiz olsun diye söylüyorum. وَمْرَأَتُهُ الْعَوْرَى Onun hanımı da Avra, o da kör oldu. Allah-u Teala o cezayı da verdi. Bir gün taş alıyor, Ümmü Cemil adında, Ebu Süfyan'ın da kız kardeşidir. Uhte Ebu Süfyan, Ümmü Cemil. Ebu Süfyan tabi daha sonra Müslüman oldu. Muaviye'nin de babasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o da peygambere çok düşmanlık yapıyordu. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu, gittiği yollara gidip diken, cam parçaları, pislik atıyordu ki eziyet versin. Ondan dolayı da cezası daha fazladır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inen ayeti kerime işitince bu sure-i celile مَا نَزَلَ فِي زَوْجُهَ وَفِيهِ اَتَتْ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَى سَلَى وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَهُوَ مَعُوا أَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'nın yanında Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhu ile beraber oturuyorlardı. Ümmü Cemil oraya gitti. وَفِي يَدِيهَ فَهْرٌ قِطْعَةٌ مِنَ الْحِجَارَةِ Elinde bir taş parçası. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vurup kafasını kıracak. O taşı peygambere atacak. فَلَمَّ دَنَتْ مِنَ الرَّسُولِ اللّٰهِ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَى اللّٰهِ سَلَى اللّٰهِ اَخَذَ اللّٰهُ بَصَرَهَا عَنْهُ فَلَمْ تَرَى اِلَّا أَبَا بَكْرٍ Geldi Ebu Bekir ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beraber Kabe'de oturuyorlar. Peygamberi vurmaya gelmiş, elinde taş, geldi yanına yaklaştı, baktı ki Hazreti Ebu Bekir'in dışında peygamber yok. Peygambere yaklaşınca فَلَمَّ دَنَتْ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَى اللّٰهِ سَلَمْ اَخَذَ اللّٰهُ بَصَرَى عَنْهُ فَلَمْ تَرَى اِلَّا أَبَا بَكْرٍ Allah onun gözünü aldı, kör etti. Peygamberi göremedi, yalnız Hazreti Ebu Bekir'i gördü. فَقَالَتْ يَا أَبَا بَكَرْ بَلَغَنِّ أَنَّ صَاحِبَكَ يَهْجُونِي فَوَاللّٰهِ لَوْ وَجَدْتُ لَدَرَبْتُ بِهَذَا الْحَجَرْ فَاهُ Senin arkadaşın seninle beraber olduğunu duydum. Vallahi onu görsem bu taşla onun haşa ağzını kırarım dedi. Tabi Allah-u Teala mucize olarak ne yaptı? Onu ondan muhafaza etti, korudu. Evet. Sümme enşedet tekulu, sümme ensarat fekale Ebu Bekir ya Resulallah, eme taraha ra'at, kale ma ra'atni lekad ehazallahu basara anni. Hazreti Ebu Bekir peygambere döndü, dedi ki ya Resulallah, görüyor musun, bak seni görmedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Allah onun gözlerini ondan aldı da beni göremedi. İşte Cenab-ı Allah Celle Celaluhu böylece müşriklerin eziyetini bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den def ediyordu. Ezan mı okunuyor şimdi? Dersi kesiyoruz değil mi? Ezan okununca kesiyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. La havle ve la kuvvete illa billahi'l azim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahumme rabbe hazihi da'vati tammati ve salatil qa'ime. Ati seyyidina Muhammeden el vesilete vel fazile. Ve ba'ashu ilahi makamen mahmuden ellezî va'attahu. İnneke la tuhliful mi'ad. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Evet değerli Müslümanlar, işte Tebbet suresinin tefsiri tabi bitmedi. Önümüzdeki derste inşallah İzâ câe nasrullâhi vel feth suresiyle beraber gelen kalan kısmı da inşallah bitiririz. Ebu Leheb'in 3 tane çocuğu vardı. İkisi Müslüman oldu, birisi küfre gitti ve peygambere çok büyük düşmanlık yapmıştı o çocuğu. Peygamberimiz onun için Allahümme sallat aleyhi kelben min kilâbik. Ya Rabbi köpeklerinden bir köpeği üzerine musallat kıl diye beddua etmişti Resulullah ona. Utbe adındaki oğluna. Bir gün bir yere gidiyordu Ebu Leheb kervanla beraber. Peygamberimizin bu bedduasını hatırladı ve bütün kafileyi böyle daire şeklinde halka yaptırdı. Nöbetçi bıraktı. Oğlunu da o dairenin içerisine aldı. Üzerine bir takım o bütün eşyaları da üzerine bıraktı ki bilinmesin. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Resulullah'ın duasıyla bir tane arslan görevlendirdi. Köpeklerinden bir köpeği, yani bir aslanı musallat kıl üzerine. O aslan geldi ve bütün kafileyi kokladı. Bulamadı o dairenin içerisinde. En son dairenin içerisine girdi. Orada eşyaların altında Utbe'yi buldu ve onu parça parça etti.
Allah-u Teala bizleri ihlası olan amellerinde, ihlası olan kullarından eylesin. İnsi ve cinni şeytanların eziyetinden bizleri muhafaza eylesin. Nefsimizin ve şeytanın vesvesesinden bizleri korusun. Cehennem azabından Cenab-ı Allah bizleri muhafaza eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.